Ve beklenen an nihayet geldi. AMD'nin yeni nesil Ryzen işlemci ailesi piyasaya çıkmak üzere. San Francisco'da katıldığım özel bir etkinlikte Ryzen'la ilgili en çok merak edilen detayları AMD CEO'su Lisa Su ve işlemciyi geliştiren ekipten dinleme şansı yakaladım. O zaman sözü daha fazla uzatmayalım ve Ryzen'ın detaylarına geçelim. Ryzen işlemci ailesine Zen mimarisi güç veriyor. Kapsamlı bir analizini daha önce video olarak yayınladığım Zen'le birlikte AMD'nin hedefi Excavator kodlu en güncel işlemci mimarisine kıyasla %40 daha fazla IPC yani döngü başına komut performansı verebilmekti. Ancak sıfırdan dizayn edilen yani mühendislerin masaya boş kağıt koyarak başladığı Zen mimarisi öyle iyi gitti, o kadar yüksek verimlilik sundu ki bitmiş ürünlerde ortaya çıkan IPC kazanımı %40 değil tam %52 oldu arkadaşlar. AMD'nin yüzlerce kişilik mühendislik ekibiyle 2 milyon saat harcayarak 4 yılda geliştirdiği Zen mimarisi, x86 işlemci dünyası için 2 jenerasyon arasında son yıllarda gördüğümüz en radikal sıçramaya denk geliyor. İkinci nesil 14 nanometre FinFET geometrisiyle rafine edilen Ryzen işlemci ailesinin zar yapısı o kadar verimli ki, tampon bellek hiyerarşisinde daha yüksek donanımsal kaynağı, Intel'e kıyasla daha küçük zar alanı içerisinde paketleyen bir tasarımla çıkıyor karşımıza. Sözü daha fazla uzatmayalım ve AMD'nin açıkladığı model, performans ve fiyat bilgilerine geçelim. Ryzen işlemci ailesinin en yüksek performans modelleri R7 serisi altına toplanıyor. Yıldız model R7-1800X olacak. AMD'ye göre dünyanın en performanslı 8 çekirdekli masaüstü işlemcisi olan 1800X, 8 çekirdekli olup SMT olarak adlandırılan eş zamanlı çoklu izlek desteği ile her çekirdek için çift iş yükünü sırtlayabiliyor. Standart hızı 3.6 GHz olan ve turbo ile 4 GHz'e çıkabilen işlemcinin TDP değeri ise 95 Watt. Performansına gelecek olursam, işlemci karşılaştırmalarındaki en önemli testlerden Cinebench'in güncel R15 sürümünde Intel'in 8 çekirdekte en güçlü işlemcisi olan ve 1000 dolara satılan Core i7-6900K'dan çok çekirdekte %9 daha hızlı, tek çekirdekte ise aynı performans vermeyi başarıyor. Kısacası karşımızda çok güçlü bir işlemci duruyor arkadaşlar. Peki o zaman fiyatı nasıl derseniz, işlemci pazarının %99'unun 500 dolar altı modellerden oluştuğunu söyleyen AMD, en hızlı işlemcisi Ryzen R7-1800X'i 499 dolara yani Intel'in yarı fiyatına piyasaya sunuyor. Ülkemiz fiyatı muhtemelen biraz daha yüksek olur ama gerçekten heyecan verici bir tablo bizleri bekliyor. Gelelim ikinci en hızlı modele, yani Ryzen R7-1700X'e. Yine 8 çekirdek ve 16 izlek desteği sunan bu işlemci standart olarak 3.4 GHz'de çalışıyor ve turbo ile 3.8 GHz'de çıkıyor. TDP'si 95 Watt olan bu işlemci AMD tarafından Intel'in 400 dolar fiyatlı Core i7-6800K modeline karşı konumlandırılıyor. Sonuç mu? Cinebench'in çok çekirdek testinde tam %39, evet yanlış duymadınız, tam %39 daha hızlı. Hatta üst model olan 1000 dolarlık Core i7-6900K'dan da %4 daha hızlı olmayı başarıyor. AMD'nin açıkladığı sonuçlara göre. Fiyatına gelecek olursam 399 dolar fiyatla satılacak arkadaşlar. AMD'nin Ryzen işlemci ailesinde en çok konuşulacak modellerden biri de R7-1700 olacak arkadaşlar. Core i7-7700K'ya karşı konumlandırılan bu işlemci de diğer iki modelde olduğu gibi 8 çekirdek ve 16 izlek desteği sunuyor. Standart olarak 3 GHz'de çalışan ve turbo ile 3.7 GHz'de çıkabilen bu işlemcinin bir diğer güzel yanı ise TDP değerinin 65 Watt olması. Kıyaslama yapmam gerekirse Core i7-7700K'da bu değer 91 Watt arkadaşlar. Peki performans tarafında işler nasıl derseniz, ifade ettiğim gibi bu işlemci Core i7-7700K'ya rakip geliştirildi. Ve saat hızı standart frekansta 1.2 GHz, turbo frekansında ise 800 MHz daha düşük 7700K'dan. Avantajı ise 8 çekirdekli olması. Bu değerler çerçevesinde R7-1700 AMD'nin paylaştığı sonuçlara göre Cinebench çok çekirdek testinde rakibinden tam %46 daha hızlı olmayı başarıyor. Öyle zannediyorum ki pek çoğunuz oyun performansını merak ediyorsunuz. Canlı bir demo gerçekleştiren AMD, Sniper Elite 4 oyununda Ryzen R7-1700 ve Core i7-7700K'yı karşılaştırırken gerçek zamanlı FPS değerleri benzer sonucu işaret ediyordu arkadaşlar. Peki ya diğer uygulamalarda durum nedir derseniz, örneğin video düzenleme ile ilerleyelim çünkü artık hayatımız video, pek çok kişinin YouTube kanalı var ve çektiği videoları yüklemeden önce güzelce düzenlemek istiyor. AMD video dönüştürme üzerine handbrake testi gerçekleştirdi ve Ryzen R7-1700 Core i7-7700K'dan 10 saniye önce testi bitirmeyi başardı. Fiyatı mı? 329 dolar olacak. Yani Core i7-7700K'nın şu anki fiyatından 10 ila 20 dolar arası daha ucuz olacak arkadaşlar.
Gelin isterseniz bazı diğer testlere de bakalım. Örneğin birden fazla uygulamanın çalıştığı senaryoda Ryzen neler yapabiliyor? Arka tarafta Blender uygulamasıyla 3 boyutlu modelleme, handbrake ile video işleme ve üst tarafta ise Google Octane ile JavaScript testi yapılan karmaşık bir kullanım senaryosunda Ryzen R7-1700X Intel tarafını karşılığından veya Microsoft Excel üzerinde karmaşık bir hesaplama yapılırken Ryzen R7-1700 Core i7-7700K'dan daha hızlı olmayı başarıyor. Henüz kendi bağımsız testlerimizi gerçekleştirememiş olsak da AMD'nin hazırladığı sistemlerde yaptığımız ölçümlere göre Ryzen ailesi gerçekten çok iddialı geliyor. Yeni nesil ışıklı soğutucu tasarımına sahip olan işlemcilerle birlikte Asus, Gigabyte ve MSI gibi firmaların üst seviye anakart modellerini de piyasada görebileceğiz. Ryzen, AMD tarihinin eş zamanlı olarak hemen her yerde piyasaya çıkacak, üst seviye bilgisayar üreten firmaların kendi makinelerinin lansmanda satışa sunacağı bu derece destek gören belki de en iddialı ürün olacak. Bu gelişme bile ekosistemin Ryzen'e inandığını gösteren bir tablo olarak yorumlanabilir. Ryzen işlemci ailesi 2 Mart'ta piyasaya çıkacak ve kesin olan bir şey varsa o da AMD için oyunun yeni başladığı. Çünkü Ryzen'ın hemen sonra Zen tabanlı üst seviye sunucu işlemcilerini, Vega serisi yeni nesil ekran kartlarının Zen taban, Apo ve mobil işlemcileri de piyasada görebileceğiz. AMD CEO'su Lisa Su, diğer işlemci modellerinde de her şeyin istedikleri gibi gittiğini ve hazırlıkların tam gaz devam ettiğini söyledi. Yaklaşık bir sene önce AMD hisseleri 2 dolara kadar düştüğünde şirketi yakından takip eden birisi olarak daha fazla düşemez ama yol haritasına uyabilirlerse yükseliş olur ve kısa sürede 10 doları görebilirler demiştim ve bunu sosyal medyada paylaşmıştım. Bugün AMD hissesi 14 dolar civarında ve yükseliş sürecek gibi görünüyor. Sanırım içinde olduğumuz günler AMD yatırımcısı olanlar için uzun bir aradan sonra muhtemelen en keyifli dönem olsa gerek. Evet arkadaşlar, ben Erdi Özdağ. Bu videoda sizlere San Francisco'dan AMD Ryzen Teknoloji Günü'nden seslenmiş oldum. Önümüzdeki günlerde Ryzen işlemci ailesinin detaylı video incelemelerini de yine bu ekranlarda sizlerle paylaşacağız. Bir sonraki videoda görüşene kadar şimdilik hoşça kalın, kendinize iyi bakın.